Selamlar YouTube. Bugün NBA 2K24'te MyPark'ta sürekli oynadığım build'i sizler de bana soruyordunuz. Birazcık geç kaldım farkındayım ama gerçekten build'imden emin olmak istiyordum. Çünkü biliyorsunuz bu yıl VC fiyatları olsun çok pahalı. 3250 lira gibi bir fiyatı var. Belki 3370 de olabilir. Ya bayağı pahalı bildiğiniz üzere. Bu yüzden olabildiğince tek atmak istedim build'e. Ben bunu açarken yaklaşık bir 4000 liradan falan olmuş olabilirim ama sizler için değer. Sizler için değer. Ben bu hataya düştüm. Siz düşmeyin. Tek de MyPark'ta oynayabileceğiniz gayet keyifli, güzel, eğlenceli bir center build ile karşınızdayım efendim. Hemen karakter oluşturma bölümüne geliyoruz. Muratcan Gökdemir. İstediğiniz gibi siz şekillendirirsiniz. Ben sağ el oynamayı tercih ediyorum ve burada da istediğiniz gibi bir numarayı tercih edebilirsiniz. Ben genellikle 25 tercih ediyorum. Buradan da Erzurum'a selam olsun hocam. Memleketimiz orası. O yüzden 25 alıyorum genelde ve devam ediyorum. Şimdi asıl kritik noktalara geldik. MyPark'ta bu yıl böyle 6-9, 6-10 ya da 7-0 oynamanız gerektirecek kadar önemli bir fark yaratan bir durum yok. Ben bu yüzden buradan hemen PF'yi seçiyorum ve 6-8'i seçiyorum. Yani boyumun 6-8 olması benim için yeterli oluyor dürüst olmak gerekirse. 6-8 boy ve kilomuzu 268 LBS'e kadar yükseltiyorum. Yükseltemiyorum. Niye? Çünkü SF. bu yıl 6-8'lerin meta olduğunu biliyorsunuz. 6-9, 6-10 gibi karakterlerin fark ettiğini düşünmüyorum. Çünkü 6-8'le birçok şeyi center olarak yapabiliyorsunuz. Ben genel olarak 6-8'i tercih ediyorum ve kilomuzu da 268 LBS olarak ayarlıyorum. Buradan kol boyumuz da 7-6. En üst, en uzun yapıyorsunuz ve ardından devamlıyorsunuz. Buralar artık birazcık daha sizlerin de neye yönlendireceğinizi, karakterinizi belirliyor aslında bakarsanız. Ben birazcık daha pick and pop oynamayı sevdiğim için, yani perdeden sonra dışarı çıkıp sayı atmayı sevdiğim için genellikle şutumu daha yüksek tutuyorum ve dunk'ımdan birazcık kısıyorum. İçeriden bitirmemi, ama yine de dunk'ım da oluyor yani. Smaç basa da biliyor karakterim. Hemen sizlere onu da göstereyim. Close shot'ımız 44 yapıyoruz. Ve driving layup'ımızı 64'e kadar yükselteceğiz. Aynen. Driving layup 64. 84 driving dunk'ımızı getiriyoruz. Driving layup'ımızı 64. Driving dunk'ı 84 yaptık. Ve tabii ki center oynadığımız için birazcık daha standing dunk'a vermemiz lazım. Bunu da 73'e kadar yükseltiyorum. Post kontrolü ise 32'de ben bıraktım ve mid range. Şimdi pick and pop oynayacağımız için aslında mid range bizim çok da ihtiyacımız olan bir şey değil. Yani benim için önemli değil. Ben onun yerine üçlüğümü fullemeyi tercih ediyorum. Çünkü üçlüyü fullemek bana birçok anlamda daha büyük yarar oluyor. O yüzden üçlüğümü fullüyorum ve pass accuracy, centerların bu yıl olmazsa olmazlarından, paslarımızın yavaş gitmemesi ve toplarımızın kolay çalınmaması için ne yapıyoruz? Pasımızı hemen 70'e sabitliyoruz hocam. Speed football da 29'a kadar yükseltiyorum. Şimdi bizim için en önemli kısım center'da bir uzunun olması gereken en önemli şeyi savunması. Bu yüzden olabildiğince savunmayı yüksek tutuyorum. Interior defense'imi 80'e kadar yükseltiyorum ve perimeter defense'imi de 76'ya kadar çekiyorum. Şu an bu build bu arada benim parkta da oynadığım, artık emin olduğum ve sürekli olarak kullandığım bir build. Sizlere de öneriyorum. Gerçekten tekte açabileceğiniz bir build. Glove bile gold, interceptor gold ve right stick ripper dediğimiz rozetimiz de yine gold oluyor hocam. Bloğumuzu da şöyle hemen 87'ye kadar yükseltiyorum. Anchor'u silver'a kadar yükseltiyoruz. Pogo stick'imiz zaten artacak birazdan. Çünkü offensive rebound'umuzu ve defensive rebound'umuzu da şöyle yükselttiğimiz zaman sanırım iyice o da artar diye düşünüyorum ki artmıyor ama yani yeterli olacak zaten, çok fazla ihtiyacımız da olmayacak, göreceksiniz. Speed 79 full. Zaten center'lar bu yıl çok yavaş. O yüzden speed bizim için çok önemli. Strength bu yıl çok önemli. Yani karakterinizin gücü bu yıl çok önemli. Çünkü brick wall gibi, bulldozer gibi, box out beast gibi bu tarz önemli rozetleri center build'inde kullanmamız için strength'imizi, yani gücümüzü olabildiğince yüksek tutuyoruz. Ve bu yüzden 92'ye kadar çıkartıyoruz. Ve bulldozer 92'de gold oluyor. Brick wall'umuz gold oluyor. Immovable enforcer dediğimiz bu yılın aslında önemli savunma rozet birisi olan, yani gücümüzü kullanan bir rozet. Bunlar hepsi bizim işimize yarıyor efendim, haberiniz olsun. Şimdi vertical kısmına geldik. Vertical'da da şöyle ben 82'ye kadar çıkartıyorum ve staminamı da 92 yapıyorum. Gördüğünüz üzere build'imiz bu şekilde oluyor. Bu build'le olabildiğince üçlük atabilirsiniz. İşte jump shot'ınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama ben şu anda, yani normalde kullandığım jump shot'ım birazcık daha farklı ama oyun içinde size onları da göstereceğim. Her akşam Twitch'te canlı yayında oluyoruz. Twitch
Twitch, Jetunex adresinden de her akşam Twitch'teki canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz efendim. Build'im bu kadar. Şimdi build'imin neler yapabildiğinden birazcık bahsedeceğim. Ve build'imin neler yaptığından birazcık bahsedeceğim. Ve size bunlarla alakalı klipler göstereceğim. Karakterimiz Jaren Jackson, Evan Mobley gibi ve birçok oyuncuya bu şekilde benziyor. Inside Out Glass Cleaner olarak geçiyor karakterimiz. Ve şimdi bununla alakalı size birkaç klip göstereceğim. Karakterimin neler yaptığını sizlere ufak ufak göstereyim. Mesela bu neymiş? Bakayım be. Aynen, rebound'u aldık. Tek de karakterimin yaptığı ve bu yıl beni gerçekten bu yıl bunları çok yapıyorum. Yani garip bir şekilde cidden bunları çok fazla yapabiliyorum. Yani nasıl yapıyorum bilmiyorum ama kendi sahamdan attığım şutlarda isabetim %80 falan yani. Bu yıl ekip arasında da en çok bunu atan kişi ben olmuşumdur sanırım. Yaklaşık 4-5 tane attım canlı yayınlarda da bunu deniyorum olabildiğince. Haberiniz olsun. Sonra diğer böyle videolarımıza birazcık bakacağım. Ve bu build'in neler yapabildiğinden birazcık daha sizlere göstermek istiyorum. %64 yeşil. Yani karakter aslında dediğim gibi birçok şey yapabiliyoruz hocam. Zaten bu yıl en çok ihtiyacımız olan şey karakterimizin belirli bir düzeyde savunması olup ne bileyim. Of. Karakterimizin belli bir düzeyde savunması olması ve belirli bir düzeyde üçlük atıyor olabilmesi aslında bizim için yeterli. Bunlar bizim için çok daha önemli, kıymetli ve değerli hocam. O yüzden sizler de eminim ki bu karakteri oynarken özellikle içeride center oynayıp biraz dominasyonu seven kardeşlerim bundan çok keyif alacaktır diye düşünüyorum efendim. Burada ne var bu klibi hatırlamıyorum ama. Aaa, bloğa bak. Yani pogo stick aslında olmasa da oluyor. Gördüğünüz gibi aslında yetiyor yani bir yerde. Burada ilk defa bir kostüm. Kostümle birlikte oynuyorum ve snatch block arkadan gelip yakaladık topu ve ateşte kesim maçla bitiriyorsun hacı. Bu yıl efsane snatch bloklar vuruyorum gerçekten. Çok da keyif alıyorum o yüzden oynarken. Kika 24'ü siz nasıl buldunuz veyahut da siz nasıl büyükler açtınız bunları yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Aldığım reboundlar olsun, bitirişler olsun, bunların hepsi olabildiğince keyifli ve insana keyif veren, böyle cidden eğlendiren cinsten mest ediyor. Sizler de bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın, olur mu? Hemen maç başladığı gibi içeri girdik. Çift en smaç ve Spider-Man pozuyla smaçı sonlandırıyorum. Müthiş bir klip yine. Bunları sizlere göstermek için aldım. Aslında bunlardan bir belki böyle frag movie tarzında böyle bir video çıkartabilirdim ama bunları göstermek de aslında bir yandan da işime gelmedi değil yani. Bu şekilde daha anlatıp hem de interaktif oluyor gibi hissediyorum. Bir yandan da şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Perdeyi çok güzel koydum ve rebound'u aldım. Alper kaçırdıktan sonra çift el smaçla bitirdim. Bakalım daha neler var. Şöyle bir inceleyelim hocam. Rebound'u aldık. İleriye ateşe gönderdim. Ateş geriye doğru çekilerek atışı isabetsiz. Hızlı hücum şansı karşı rakip için. My Park'ta yaşadık bunu. İçeriye doğru girecek mi? Girmedi. Şimdi içeriye girerken yine bir snatch block. Elimden aldım topu ve müthiş bir şekilde hücumdan da üçlükle ayrılıyoruz. Yani bu tarz klipler olabildiğince sizler de çıkartabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani ben karakterimi oynarken gerçekten çok keyif alıyorum. Umarım sizler de oynarken çok keyif alırsınız. Çünkü yani dürüst olmak gerekirse oyun zaten çok pahalı. Oyunun yanı sıra üstüne bir de VC fiyatları eklenince işin içinden iyice çıkılmaz bir hale alıyor açıkçası. Ve sizler için olabildiğince en doğru build'i göstermeye çalışıyorum ki en azından sizler bu problemi yaşamayın diye. Ama bir snatch block daha. Yani bu yıl fazlasıyla snatch vurmuşum ya gerçekten. Yani bayağı snatch vurmuşuz bu yıl ya. Oo, Alper topu kaptırıyor. İçeriye doğru girerken Ooo. Alper iyi savunmaya çalışmış ama adam da biraz bekleyince blok kaçınılmaz olmuş hocam. Onu da söyleyeyim. Yine bir başka bir maçtan sizlere paylaşıyorum bu görüntüleri. Baray kanat, bayağı oynamışız Baray'la ya. Yine bir blok daha. Yani bayağı vurmuşuz blok ya harbiden. Ne kadar fazla blok vurmuşuz ya. Oh, yine iki kişinin arasından aldık ribandı. Alper bomboş, üçlü isabetli. Ya bir sürü böyle klip var yani, hangi birisini açıp göstereceğimi açıkçası çok fazla bilmiyorum ama sizler de şöyle yapalım. Sizler de bu build'i
Sizler de bu build'i açtıktan sonra yaptığınız en iyi hareketleri bana Instagram üzerinden ya da Twitter üzerinden gönderebilirsiniz. Orada sizin gönderdiğiniz klipleri ve videoları bekliyor olacağım. Bu build'imiz bu şekilde. Umarım sizler de oynarken çok keyif alırsınız. Uzun süredir beklettiğimi biliyorum bu konuda ama üzgünüm. Dediğim gibi sadece gerçekten doğru bir build'i size atmak istiyordum. Yani herhangi bir şekilde boşa para harcamanızı istemediğim için birazcık daha gerçekten daha doğru bir build'i sizlere sunmak istedim. Ve bu build'den artık emin olduğumu düşünüyorum. Parkta da oynarken ben şahsım adına gerçekten çok keyif alıyorum. Umarım sizler de çok keyif alırsınız. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Her akşam Twitch'te canlı yayındayız. Şu anda Twitch'te de yorumlar, chat aksın şurada bir yerde. Bak ay YouTube'lar geliyor chat'te de gördüğünüz üzere. Sizleri bekliyoruz. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Pow!